Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Temmuz ve Ağustos ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen testin tamamını dikkatli bir şekilde çözün arkadaşlar. 90 üzeri bir puan almak istiyorsanız eğer her gün düzenli bir şekilde hafızanızı tazelemelisiniz. Kanalımızda konu anlatımlı derslerimiz de var. Tamamını mutlaka izleyin. Bu testi çözdükten sonra kaç yanlış yaptıysanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz de bu vesileyle sizleri değerlendirmiş oluyoruz. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Öksürmesi engellenir. B. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D. Şıkkı ise durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir arkadaşlar. Bu kazazede yapılacak ilk yardım uygulaması değildir arkadaşlar. Öksürmesini engellemeyeceğiz. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A. 2 yıl, B. 3 yıl, C. 5 yıl, D. 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? A. Kalp çalıştığında, B. 112'ye haber verildiğinde, C. Kazazedenin akrabaları geldiğinde, D. Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kalp çalıştığında kalp masajı uygulamasına son veriyoruz arkadaşlar. Devam edersek bu hastaya zarar verir. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A. Benzinli motor, B. Dizel motor, C. Elektrikli motor, D. Buharlı motor. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dizel motora aittir arkadaşlar. Dizel motorlarda emme zamanında silindire temiz hava alınır, sıkıştırılır ve basıncı artar. Sonra da kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür arkadaşlar. Yanma işlemi başlar. Devam ediyoruz. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El freninin çekilmesine, B. Motorunun durdurulmasına, C. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına, D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari, B. Azami toplam ağırlık, C. Taşıma sınırı kapasite, D. Yüklü ağırlık. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Taşıma sınırı kapasite denir arkadaşlar. Yani taşıma sınırı kapasite denir. Şekilde bir karayolumuz var. Ortada şerit var arkadaşlar. Şeritlere dikkat edin. Kesik kesik. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? A. Şerit değiştirmek yasaktır. B. Öndeki aracı geçmek yasaktır. C. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. D. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir anlamındadır. Çizgi kesik kesikse sollama yapabiliriz. Öndeki aracı geçebiliriz. Ama çizgi devamlıysa, kesik kesik değilse sollama yapamıyoruz arkadaşlar. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? A. Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması,
B. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması. C. Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması. D. Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması sakıncalıdır. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok, B. Burkulma, C. Kalp durması, D. Kulak çınlaması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok durumudur arkadaşlar. Bu belirtiler şokun anlamıdır. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Şok, B. Beyin kanaması, C. Ayakta olan kanamalar, D. Ayak bileğinin burkulması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beyin kanamasında sakıncalıdır. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? A 100 metre, B 150 metre, C 200 metre, D 250 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 100 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Sürücü belgesi, B. Araç bakım kartı, C. Araç tescil belgesi, D. Nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Araç bakım kartı göstermek zorunda olduğumuz belgelerden değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede de soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir? A. Göğüs kafesinin hareket etmemesi. B. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi. C. Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması. D. Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kazazedenin bilinci olması ve zorlanmadan konuşabilmesi. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A. Elektrikli battaniye ile ısıtılması. B. Önce ılık, sonra sıcak ortama alınması. C. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması. D. Donan bölgenin ovularak masaj yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Önce ılık, sonra sıcak ortama alınması doğrudur. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızlarını azaltmaları, B. Dar bir kaviste dönmeleri, C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları, D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek, B. Kalp masajında kullanmak, C. Yaraları kapatmak ve sarmak, D. Kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak. Görsel bir sorumuz var sırada arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Tabelaya dikkat edelim. A. Dönel kavşağa, B. Açılan köprüye, C. Ana yol tali yol kavşağına, D. Kontrollü demir yolu geçidine. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildirir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi, B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi, C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması, D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız
A seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında. B. Oklu ışık yeşil yandığında. C. Oklu ışık kırmızı yandığında. D şıkkı ise sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Oklu ışık yeşil yandığında sağa dönebilirler. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant. B. Motor yağ kalitesi. C. Doğru yapılmış far ayarı. D. Delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor yağ kalitesi çok önemli bir faktördür. Normal şartlarda, yani normal yaptığımız şey aslında halk olarak genelimiz yapıyoruz. Yağın üstüne ilave ediyoruz. Bu çok zararlı arkadaşlar. Yağın katran şekline dönmesine sebep oluyor. Bu şekilde yapmayacağız. Zamanı geldiğinde yağını değiştirmemiz gerekiyor. Kaliteli bir yağla. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati. B. Kontak anahtarı. C. Hava yastığı ikaz ışığı. D. El freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı ikaz ışığı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Gösterge paneli üzerinde yer almaz. Sürücüler hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracının yük ve teknik özelliğine. 2. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. 3. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Şıkları okuyorum. A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3, yani 3 şıkka göre de ayarlamak zorundadır arkadaşlar. Aracın yük ve teknik özelliğine, aracın cinsine, uygun hız sınırlamalarına, görüş, yol ve hava trafik durumuna arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi. B. Yavaş nabız. C. Görmede netlik. D. Yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum görünür arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Lütfen sınavda görsel sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Aslında çok basit oluyor. Yani basit gibi görünüyor ama hemen işaretleyip geçiyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Dikkatli olalım. Gerekirse her soruda olmuyor ama resmin içindeki tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Onlar gizli detaylar. Soruyu okuyorum. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 numaralı şerit ayrılma şerididir. 4 numaralı şerit ise otoyola bağlanma şeridi, katılma şerididir arkadaşlar. Araçta yeni motorun alıştırılması yani rodaj döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır? A. Fazla süratten kaçınılmalıdır. B. Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. C. Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır. D. Motoru yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fazla süratten kaçılmalıdır arkadaşlar. Fazla hız yapmayacağız. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A. Otobüs. B. Minibüs. C. Motosiklet. D. Otomobil. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motosiklette ilk yardım çantası bulundurmak zorunlu değildir arkadaşlar. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Yani rampaya çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. A. Öfkeli. B. Yetenekli. C. Sabırsız. D. Hoşgörülü.
Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hoşgörülü olduğunu gösterir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A. Otobüs, B. Minibüs, C. Taksi, D. Dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A. Bisiklet yolu, B. Motosiklet yolu, C. Bisiklet giremez, D. Motorlu bisiklet yolu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bisiklet yolu anlamına gelir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur? A. Sağlık Bakanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, D. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkisi yoktur arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar? A. Arka sis lambası, B. Kısa hüzmeli farlar, C. Uzun hüzmeli farlar, D. Sol sinyal lambaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farları yaktığımızda mavi renge dönüşür arkadaşlar. Yani mavi ışık yanar. Uzun farları yaktığımızda. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? A. Yalnız 3, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 ve 3 numaralı araçlar hatalı park etmiştir. Görüyorsunuz çizgilerin üzerine park etmişler arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değil arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. Benzin, 3. Motorin. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani içten yanmalı motorlarda bu türlerin hepsi kullanılır arkadaşlar, bu yakıtların. LPG, benzin ve motorin. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu, B. Trafik terörü, C. Trafik kusuru, D. Trafik tembel. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik tembel, yani otoparka çekilir arkadaşlar. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? A. Uşak, B. Sivas, C. Konya, D. Trabzon. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trabzon ilimiz daha doğudadır arkadaşlar. Yani en sağda gördüğünüz gibi daha doğuda. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektir. Aşağıdakilerden hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? A. El freni, B. Motor freni, C. Egzoz freni, D. Kompresyon freni. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. El freni güvenli bir şekilde aracı sabitlememize yarar arkadaşlar. El frenini çekeriz ve aracı sabitleriz.
Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu. B. Yaralıların durumu ve sayısı. C. Kaza yerinin açık ve net adresi. D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaza yerinin açık ve net adresi kesinlikle verilmelidir arkadaşlar. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemektir arkadaşlar. Altına takoz koyarız ve araç hareket etmez. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır. B. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki karayollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır? A. Otomobil. B. Otobüs. C. Motosiklet. D. Kamyon. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otomobildir arkadaşlar. Azami hız sınırı diğer şıklara göre daha fazladır otomobilin. Devam ediyoruz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A. Yakıt tasarrufuna. B. Hız sınırlarının aşılmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. Trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt tasarrufuna katkı sağlar. Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası İkaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. B. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. C. Fren lambalarından biri yanmıyordur. D. Far lambalarından biri yanmıyordur. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Yani ampul patladıysa hızlı bir şekilde böyle tik tak tik tak tik tak diye yanar arkadaşlar. Onu duyarsınız zaten. Hızlı olur. Görsel bir sorumuz var sırada. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Şıkları görüyorsunuz. Lütfen şıklara dikkatli bakalım. Özellikle sınavda arkadaşlar. Görsel sorular çok kolay diyoruz. Anında geçiyoruz soruyu. Cevaplayıp geçiyoruz ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. B şıkkı iki yönlü trafik işaretidir arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 70 kilometre, B 80 kilometre, C 90 kilometre, D şıkkı ise 100 kilometre. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Azami hız sınırı yani motosikletlerin azami hız sınırı saatte 100 kilometredir. Akan trafikte trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır? Görüyorsunuz trafik polisinin işaretlerine lütfen dikkatli bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Daha önce açık olan yolun kapanacak, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamına gelir arkadaşlar. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? A. Volan dişlisine, B. Diferansiyele, C. Amortisöre, D. Fan motoruna. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Volan dişlisine hareketi iletir. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri
24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A 5,5 saat, B 4,5 saat, C 3,5 saat, D 2,5 saat. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 4,5 saat araç kullanabilirler en fazla arkadaşlar. Mola vermeleri gerekir. Sonra bir 4,5 saat daha sürebilirler. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D. Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır anlamına gelir. Yani kolların ne tarafa açmışsa o yöndeki araçlar geçebilir. Önünde ve arkasında duranlar, polisin önünde ve arkasında duranlar beklemek zorunda arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? A. Çevreye saygılı olmak. B. Kurallara uymakta özen göstermek. C. Başkalarının haklarına saygı göstermek. D. Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak, ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kesinlikle eskimiş bujiler değiştirilmelidir arkadaşlar. Aracımızda yakıt tasarrufu görülecektir. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A. Otomobil, B. Çekici, C. Otobüs, D. Kamyonet. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Otobüslerde koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Jant kapağı çıkartılır. 2. Kriko ile araç kaldırılır. 3. Bijon somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. Ve son olarak 5'te aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Doğru cevabımız şıkları tek tek okumuyorum arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. D şıkkında gördüğümüz gibi ilk önce aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Sonrasında jant kapağını çıkaracağız ve sonra buji somunlarını gevşettikten sonra kriko ile aracı kaldıracağız ve son olarak da buji somunlarını sökeceğiz arkadaşlar. Bijon somunlarını, özür dilerim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Egzoz manifoldu. B. Emme manifoldu. C. Külbütör kapağı. D. Karter. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Egzoz manifoldu. Okla gösterilip soru işareti bırakılan yer. Egzoz manifoldur arkadaşlar. Yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunludur? A. Otobüs, B. Minibüs, C. Taksi, D. Dolmuş taksi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Otobüslerde takograf cihazı bulundurulmak ve kullanmak zorunludur. Herhangi bir polis çevirmesinde polis kontrol edebilir ya da belki denk gelmişsinizdir. Otogarlarda da otobüs perona yanaştığı zaman polis gelir ve takograf cihazını kontrol eder arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi, B. Yağlama sistemi, C. Direksiyon sistemi,
D. Aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi aracımızı istenilen yöne sevk eder arkadaşlar. Nereye çevirirsek oraya gider. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor devri yükseltilir. B. Motor devri düşürülür. C. Araç sürülmeye devam edilir. D. Araç durdurulur ve motor stop edilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Araç durdurulur ve motor stop edilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi. B. Dolaşımın durması, kalp atımlarının anlamaması. C. Kazazedenin bilincini yitirmesi. D şıkkımız ise reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması durumunda kalp masajı uygulanabilir arkadaşlar. Kalp masajı uygulamasına kesinlikle zaten geçmemiz gerekir. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Aracın sola döneceğini. B. Aracın sağa döneceğini. C. Araçta frenleme yapıldığını. D. Aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Araçta frenleme yapıldığını arkamızdaki araçlara bildirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kırmızı lamba yandığı zaman arkamızdaki fren lambaları diyoruz. Yandığında fren yaptığımızı anlıyor arkadakiler ve ona göre takip mesafesini koruyarak onlar da yavaşlayacaklardır. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen hastaneye taşınması. C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması ilk yardımın birinci adımıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek. B. Durumun kötüleşmesini önlemek. C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İlaçla tedavi etmek. İlk yardımın amaçlarından biri değildir arkadaşlar. İlaçla tedavi etmek doktorların görevidir. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? A. Trafikteki görevli sayısı. B. Şehir içindeki trafik kazaları. C. Trafik kazalarındaki ölüm oranı. D. Şehirler arasındaki trafik kazaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik kazalarındaki ölüm oranını düşürür arkadaşlar. Resmen düşürür. Araca ilk bindiğimiz anda lütfen emniyet kemerimizi takalım. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu. B. Trafik terörü. C. Trafik kusuru. D şıkkımız ise trafikten men. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafikten men adı verilir arkadaşlar. Yani aracımız Yediğim'in otoparkına çekilir. Devam ediyoruz. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A. Yakıt filtresi. B. Endüksiyon bobini. C. Marş motoru. D. Termostat. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi, yakıt sisteminin bir elemanıdır.
Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kusmayı sağlamak. B. Hava yolunu açmak. C. Kalp masajı yapmak. D. Bilinci değerlendirmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Baş geri çene yukarı pozisyonun verilmesinin nedeni hava yolunu açmaktır arkadaşlar. Başımızı şöyle geriye doğru yukarı bir kaldıralım. Zaten anlayacağız. Hava yolunu açmış olacağız arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır arkadaşlar. Süspansiyon sisteminin görevi budur. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. B. Aracı kullanırken yola konsantre olmak. C. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D. Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Viraja girmeden önce hızı arttırmak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kam eksantrik aşınmıştır. B. Silindirler aşınmıştır. C. Crankmill aşınmıştır. D. Volan aşınmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Silindirler aşınmıştır arkadaşlar. Silindirler aşındığı zaman motorumuz yağ yakar. Aslında bunun sebebi de tamamen biziz arkadaşlar. Motor yağını zamanında değiştirmediğimiz zaman motor yağının özelliği kayboluyor. Özelliği kaybolduğu zaman da silindirlere zarar veriyor arkadaşlar. Yani biz bunu kendimiz yapıyoruz. Lütfen yağı zamanında değiştirelim. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Psikolojik destek sağlamak. B. Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak. C. Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak. D. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamaktaki amaçtır. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemek. Bu kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos koyuyoruz ya. Bunun amacı aracın hareket etmemesidir arkadaşlar. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta. B. Karbüratör. C. Endüksiyon bobini. D. Marş motoru. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini bujilere giden elektriğin voltajını arttırır. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Soruları bu şekilde ezberlemeyin arkadaşlar. Mantığını kavrarsak çok daha bize faydalı olacaktır. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın, sizleri takip ediyoruz. En fazla doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda en üstte sabitleyeceğim. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.